Pazar fiyatları kimine göre uygun, kimine göre pahalı. Her şartta uygun alışverişin adresi aynı. Peki pazar fiyatları bu hafta ne durumda? Zam şampiyonu hangisi? İşte cevapları. Şu anda pazarda fiyatlarımız geçen seneye göre 2 katı. Fiyatlar aşırı derecede yüksek. Vatandaşın alım gücü de 0.0'dır. Peki vatandaşların bu fiyatlara tepkisi ne yönde oluyor? Bu gidişle hep aç kalacağız kelimesini hepsinden duyabilirsiniz. Niye derseniz bir vatandaş asgari ücretle çalıştığı için pazara bugün giriş yapsın, pazarın öbür tarafından zebzesini, meyvesini alayım çıkayım desin, 300 milyonu bırakıp çıkmak zorundadır. Bu da aşırı derecede yüksektir fiyatlara. Bu dolar döviz kurumu böyle gittiği müddetçe daha da yükselişte yani. Niye derseniz bundan 15 gün önce patates 3 liraydı, şu anda iyi bir patates 4 lira kilosu. Ona göre pay biçmek lazım. %80'i dolara endeksli bir vaziyettedir yani. Günü savuşturmakla geçiniyorlar zaten. O da günü savuşturan da var, savuşturamayan da var. Asgari ücretle çalışan vatandaşımız günü kesinlikle savuşturamıyor. Peki bu haftanın zam şampiyonu nedir? Şu anda bu haftanın zam şampiyonu hemen hemen hepsi zam şampiyonudur ama işlerinde en çok hurmayla mandalina ağırlıklıdır. Neden hurma ve mandalinde fiyat artışı görülüyor? Şimdi onlar daha firik yani yeni çıktığı için biraz fiyatları yüksek. Ama bunun yanı sıra bamyamızın fiyatı bu sene 20 liradan aşağı hiç düşmedi. 20 lira demek bir kilo bamyada bir vatandaş kışlık evine koyacağım desin. 4 kilo 5 kilo bamya alacağı zaman 100 lirayı bırakıp gitmesi lazım. Fiyatlarımız yüksek yani bu yüzden. Her şey bağlı, kan bağısı. Bir şey alamıyor aldıklarımız. Ayırmıyorum ki. Kalırsa alayım, kalmasa yok. Öyle işte. Kötüye gidiyor her gittikçe. Çorumcuğumuza birini buluyor, birini bulamıyor. Bir torba patates 20 olmuş. Bir torba soğan 50 milyon. Allah kalmıyor. Çaresine bakacaklar, böyle olmaz. Gerçek. Her taraf kan bağısı yani. Bir evlere girip oturamıyor. Kirada yok, bir sürü çocuk okutma. Bunun iki tanesi okuyor. Gücü yetmiyor, bir kocanın çalışıyor. Asgari ücreti bir şey yok. 150 lira bütçe ayırdık. İstediğimiz her şeyi de alamadık doğrusu. 150 lira yetmedi yani. Yetmedi. Fiyatlar uçmuş gitmiş abla. Vatandaş zor durumda. Yazdık vatandaşa. Üzülüyorum vatandaş anne. Cep gelen cebinde ya 20 lira 30 lira para var. Üzülüyorum vatandaş anne. Bir şey diyemem başka da.